Aracımız 2010 model Ford Fiesta 1.4 dizel. Müşterimiz Bursa Görükle'den geldi. Aracımız şu anda 133 bin kilometrede. Araç sahibimiz aracını 1 yıl önce alıyor ve önceki sahibi 11 senedir aracı kullanıyor. Trigger değişti mi, baskı balata değişti mi bir bilgisi yokmuş. Araç sahibimizin başlıca şikayet ve istekleri: baskı balata değişimi kavrama zayıf, hızlanınca 120-140 kilometre arası araç titriyor. Kasis ve dönüşte sesler var. Trigger set değişimi olarak arızalarını belirtmiş. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorumlara da görüşlerinizi, eleştirilerinizi yazarak kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Aracımızın alt takımını kontrol ediyoruz. Salıncakta herhangi bir boşluk yok. Rot başımız. Z rot kontrol ediliyor. Ya. Herhangi bir şey yok. Rot başında var mı? Körü yırtık gibi geldi ama yırtıktan dolayı bir hasar oluşmuş mu? Evet, bu şekilde yapıp direksiyon kutusunda bir boşluk var mı? Rot milinde boşluk var mı? Onu kontrol ediyor. Sağ tekerde de aynı şekilde. Tamam. Uğultu falan var mı tekerlerimizde? Alt şanzıman takozuna bakıyor. Kopuk. Tamam, bu değişecek. Değişecek. Muhammed, kalem kağıt. Karter yağ kaçırıyor. Karterde aktif bir yağ kaçağı var arkadaşlar. Akis. Ve iç aks keçesinde şu noktada var. Arka sağ tekerde bir problem yok. Satırladın beni. Bunda da yok. Ön tekerlerde. Tamam. Ön tekerde de bir şey yok. Muhammed. Karter conta değişimi, iç aks keçesi değişimi. Bir de alt şanzıman takozu değişecek diye yazalım. Müşterimiz 120-140'ta titreşim oluyor dedi ama büyük ihtimal balanstan arkadaşlar. Şu an bir şey gözükmüyor. Balanstan olabilir. Lastikleri görüyorsunuz. Önce bir rot balansa gitsin. Aracın alt takım arıza tespitini yaptık. Arızaları araç sahibine söyledik. Kendisi onayı verdi arkadaşlar. Aracımızın şimdi tüm işlemleri gerçekleştirilecek. Motor yağı yeni değişmiş. Onun için motor yağını tekrar kullanacağız. İşlemlerimiz şimdi başlıyor. İşlemlerimiz hızlı bir şekilde başladı. Yedek stüdyomuz yani genleşme tankımız yerinden ayrılacak. Trigger bölgemizi açacağız. Motor kulağımızı sökeceğiz. Trigger dış kapağımız, sensörlerimiz, emiş hortumlarımız yerinden ayrılacak. Aracımızı kaldırdık. Hemen altına karterimizin olduğu bölgeye kütüğümüzü yerleştiriyoruz. Bu sayede aracımızı indirdiğimizde motorumuz yukarı kalkacak ve motor kulağımızı söktüğümüzde rahat bir şekilde aşağı yukarı oynatabileceğiz. Bağlantı somunlarımız 15'lik arkadaşlar. Toplamda 6 adet olan bağlantı civata ve somunlarımız yerinden ayrıldı. Cırtlanmış bu. Plastiği cırtlamışlar. Öncesinde.
Trigger dış kapağımız sökülüyor. 7'lik sabitleme cıvataları yerlerinden ayrılıyor. Kulak bağlantımız yerinden ayrıldı. Şu an trigger tarafı daha rahat ve ferah görüyoruz. Gergi kütüğümüzü bu şekilde kilitledik arkadaşlar. Şurayı biraz geri ittirdik ve pimini taktık. Şimdi aracımızı kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi bahsettiğim olay bu. Şu an motor rahatça oynuyor. Sağ tekerleğimiz sökülüyor. Kayışımız çıktı. Evet, çatlamalar başlamış bunda. Aynen. Krank kastanımız yani pulimiz söküldü. Bu sayede trigger kapağımızı daha net görüyoruz. Trigger kapak sabitleme cıvatalarımız sökülecek. Görmüş olduğunuz sensör krank sensörü arkadaşlar. Sokete de bu şekilde. Bazen araç çalışmıyor, ateşlemeyi kestiği zaman krank sensörü diyorlar ya. İşte bu sensör krank sensörümüz oluyor. Şu görmüş olduğunuz klima kompresörümüz, şarj dinamomuz, V kayış avare bilyamız ve kütüğü. Kütüğü demin gerdirmiştik, arasına pim koymuştuk. Onu gösterdik. Aks, salıncağımız, fren hortumumuz, şu Z rot. Hemen rot başı var. Trigger alt dış kapağımız sökülüyor. Kapağımız söküldü. Krank sensörümüz sökülüyor. Tekrar krank cıvatamızı ustamız sıktı. Şu an kayışımızı çeviriyor. Sentimizi ayarlayacak. Ona göre çıkartacak. Hemen şurada krank dişlisinin orada yuvarlak var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunun karşısında da bir tane delik var. Buraya bir çubuk soktuğunuzda, yani buraya girecek bir aparat soktuğunuzda karşısına paralel olması lazım. Trigger gergi bilyamız sökülüyor. Trigger'in gergisini buradan ayarlıyoruz. 13'lük bir cıvatası var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gergi bilyasının şu kısmı tam ortaya geliyor. Böyle giriyorsunuz, ortaya geliyor. Ortaya geldiğinde trigger'in zaten olması gerektiği gerginliği söylüyor. Kayışımız çıktı. Evet. Bakın şurada ipleri çıkmış. Ama ha, çok kötü mü derseniz çok kötü değil. Fakat müşterimiz bilmiyor, garanti olsun dedi. Değiştir abi dedi. Kafam rahat binmek istiyorum. Kendi isteğiyle değiştirdik. Devirdaim sıra cıvatalarımız sökülüyor. Devir daimi görüyorsunuz arkadaşlar. Komple içi paslanmış. Bir de aracın antifrizi yakın zamanda değiştirilmemiş. Bu yüzden antifriz paslanmış arkadaşlar. Antifrizin paslanmış hali de çok kötü oluyor. Yani suyun pasından daha kötü. Yeni devir daimimiz bu şekilde. Devir daim bölgemizin temizliğini gerçekleştiriyoruz. Üzerinde bulunan sıvı contaları, eski conta kalıntılarını söküyoruz. Temizlenmesi gereken parçalarımızı bu şekilde ayırdık. Güzel bir şekilde benzin yardımıyla temizleyeceğiz.
Yeni devir daimimiz takıldı. Sabitleme civatalarını yerlerine takıyoruz. Dışına da vur. Üstten vurursan aşağı doğru süzülürken akan sular altı da etki eder. Üstten aşağı doğru her zaman. Devir daim montajımız bitti. Tekrar aracımızı indiriyoruz. Evet, Yusuf ustamız avari bilyamızı, gergi bilyamızı takmış. Evet. Görmüş olduğunuz gergi. Bu da avari arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu anda Yusuf ustamız ayna ile yakıt pompamızın sentesine baktı. Aynı şekilde aşağıda olan nokta yuvarlaklık burada da var arkadaşlar. Hemen karşısında kasnakla paralel olması lazım düz bir şekilde. Bahsettiğim yer tam olarak şurası arkadaşlar. Şurada bir yuvarlak giriş var, gördünüz mü? Bunu bu şekilde çeviriyoruz, tam giriş noktası. Ondan sonra alt tarafta bahsettiğim yer krank. Dişlimizde yuvarlak, karşıda paralel pimimizi taktık. Gergi kütüğümüze taktığımız pimin aynısından ve eksantrik kasnağımızı da bu şekilde bir karşılıklı giriş noktası var. 13 civata takılıyor. Taktık. Şimdi ustamız trigger kayışımızı takıyor. Krank kasnağımızı telliyoruz arkadaşlar. Tam olarak kayışımızın oturacağı noktaları bu şekilde. İçinde hiçbir pislik bırakmıyoruz. Ve etrafını da telleyeceğiz tabii ki. Kayış montajımız tamamlandı. Takış şekli bu şekilde arkadaşlar. Gergisini bahsettiğim gibi ustamız ayarladı. Gösterecek olursak pamuk gibi. Toparlama işlemimiz başladı. Ben kapıda bir arabaya bakıyordum arkadaşlar. Yağ bakımı sıfırlaması yaptım ve Toyota Corolla 2016. Bunun da kısa bir videosunu çektim. Yakında short videosu olarak sizlerle paylaşacağım. Yağ bakımı sıfırlaması nasıl yapılıyor? Bunu da öğrenmiş olacaksınız. V kayışımız değişti. Bire değişti. Avare bilyamız değişti. Bütün değişen parçalarımızı bu şekilde ayırıyoruz. V kayışımız, bilyalarımız, devir daim, motor kulak bağlantı ayağımız, motor kulağımız tamamen toparlanacak. Aracımızın toparlama işlemi bitti. Trigger tarafımızla ilgili işlemlerimizi tamamladık. Şimdi çalıştıracağız, bir sesini dinleyeceğiz. Haydi bismillah diyoruz ve marş yapalım. Aracımızın çalışması gayet güzel. Şimdi baskı balata değişim işlemine geçiyoruz. Öncelikle akümüzü tamamen buradan alacağız. Akü bağlantı ayağımızı alacağız. Şanzımanımız bu noktada olduğu için çalışma alanımızı genişleteceğiz. Devamında sol sağ tekerlerimiz sökülecek. Akslarımızı çıkartacağız. Akü bağlantı ayağımız sökülüyor. Sol ön tekerleğimiz sökülüyor. Akü bağlantı ayağımız yerinden ayrıldı. Şu an alanımız daha geniş. Hemen hidrolik merkezimize giden hidrolik borumuzu ustamız çıkarttı. Şasemiz var, şasemiz çıkacak. Hemen bir tabanca. Vites halatlarımız çıkacak. Evet, ustamız şasemizi ayırdı. Aracımızı kaldırdık, işlemlerimize alt taraftan devam ediyoruz. Hemen görmüş olduğunuz kapağın altında vites halatlarımız var. Halatlarımızı çıkartıyoruz.
Sekmanlı arkadaşlar, basit. Kastırarak hemen şu arasını bir tane tornavidayla kastırarak çıkartıyorsunuz. Takarken de lap diye itiyorsunuz. Giriyor. Çok zor bir işlem değil. Şu tarafta da sekmanlı bir bağlantısı var. Bakınız, ustamız şu anda çıkartıyor. Pek açı ne yazık ki yok. Çok net gösterilemiyor. Evet, ustamız uyuz oldu ve kapağı tamamen çıkarttı. Biraz gevşetti. Orada somun gibi bir aparatı var. Birinci halatımız çıktı. Şimdi ikinci çıkıyor. Evet, iki halatımızı da ayırdık arkadaşlar. Alt şanzıman takozumuz sökülüyor. Takozumuz çıktı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yarık. Çok yakında daha da çok kopacaktı. Bu sefer ne olacak? Araç ilk kalkışlarda vuruntu sesi yapacak. Şanzıman yağımızı boşaltıyoruz. Tam olarak boşaltım noktası burada. Bir tane tapası var. Yağımız da çok iyi durumda değil. Sağ salıncak bağlantımız sökülüyor. Sol bağlantımız da yerinden ayrıldı. Rot başımız söküldü. Sağ rot başımız, sol rot başımız yerinden ayrıldı. 32'lik aks somunumuz söküldü. Sağ tarafta söküldü. Evet, gördüğünüz gibi sağ ve sol tarafı ayırdık. Şimdi taşıyıcımızı çekeceğiz ve gördüğünüz gibi aksımız çıktı. Sağ tarafı sökmek için buradaki aks bağlantılarımızı söküyoruz. İki tane 13'lük somunu var arkadaşlar. Şanzıman kilikomuzu aracımızın altına yerleştirdik. Ustamız merdiveni aldı. Şimdi üst tarafa geçecek. Üst tarafta hemen bu kısımda şanzıman kulağımız var. Şanzıman kulağımızı sökecek ve şanzıman aşağı boşa inecek arkadaşlar. Bu sayede şanzıman sıra civatalarımızı sökeceğiz. Üst taraftan bağlantılarımızı söktü. Şu anda şanzımanı görüyorsunuz. Bayağı bir aşağı indi. Şimdi şanzıman sıra civatalarımız sökülecek. Sıra civatalarımızı görüyorsunuz bu noktada. Küçük küçük arkadaşlar. Egzozun üstünde marş motorumuzu görüyorsunuz. Marş motorumuz sökülüyor. İkindi ezanı okunuyor. Aziz Allah. Erkan Usta yardıma geldi. Şu anda şanzımanımız iniyor. Bilyamız. Dur. Sesi duyuyorsunuz. Baskı balatımız sökülüyor. Az kalmış. Ve baskıya da iz yapmış arkadaşlar. Bilyamızın 3 adet 8'lik sabitleme civataları var. Bunları yerinden ayırdık. Evet, şimdi şanzıman temizliğimiz gerçekleştirilecek. Ustamız yeni baskı balatayı
kontrol ediyor. Prizlere rahat girip çıkıyor mu diye. Herhangi bir problem yok. Volanımız sökülüyor. Sökme sebebimiz, arka krank keçesinde bir yağ kaçağı var mı? Onu kontrol edeceğiz. Şimdi karterde yağ kaçağı var. Karter olarak algılarız. Ama ikisinde birden yağ kaçağı varsa karteri yaparız. Bu sefer krank keçesi yine kaçırır. Yaptığımız işin hiçbir anlamı kalmaz. Evet, krank keçesi sağlam arkadaşlar. Tamam. Bir balı spray sıkalım oraya, öyle takalım. Ha, karter zaten çıkacak gerçi ama. Tekrar volanımızı takıyoruz. Yeni baskı balatımız takılıyor. Hava hava. Baskı balata montajımız tamamlandı. Yeni hidrolik bilyamız takılıyor. Ustalarımız şanzımanımızı attı. Şimdi sabitleme cıvataları takılacak. Aynı zamanda şu anda bir tane Hyundai Accent Era 1.4 benzinle EPG'li aracın sindir kapak conta değişim işlemini gerçekleştiriyoruz. Çok yakında YouTube kanalımıza yayında olacak. Neden değiştiriyoruz? Videoda öğrenirsiniz arkadaşlar. Başına kötü bir hadise gelmiş. Şimdi Bilal Usta aracın içine geçiyor ve debriyajımızı pompalayacak. Bu sayede debriyaj boşluğunu alacağız. İçerisinde bir hava varsa onu çıkartmış olacağız. İlk başlarda debriyaja bastığınızda dipte takılı kalır. Elinizle yukarı çekip tekrar basmanız lazım. Birkaç sefer bu işlemi gerçekleştirdikten sonra yavaş yavaş debriyaj şişiyor. Bu sefer ayağınızla fren pompalar gibi pompalıyorsunuz arkadaşlar. Ustamız bir yandan hidrolik giriş noktasını eliyle tıkıyor. Daha sonra şiştiğinde bırakıyor ve baloncuklu bir şekilde hidrolik geri çıkıyor. Eğer baloncuksuz bir şekilde berrak hidrolik gelirse havası alınmış oluyor. Eksilen debriyaj hidroliğimizi Yusuf Usta üst taraftan tamamladı. Çıkmışken de şanzıman kulak bağlantımızı takıyor. Şanzıman kulağımızı takacak ve bağlantıları sıktıktan sonra kirkomuzu aşağıdan alacağız. Üst tarafla ilgili işlemlerimiz bitti. Şanzıman kirkomuzu aracımızın altından aldık. Şimdi sol aksımız takılıyor. Devamında sağ aksımız takılacak. Takmadan önce keçemizi değiştireceğiz. Daha sonra karter contasının değişim işlemine geçeceğiz. Aks somunumuz sıkıldı. Rot başımız, salıncağımız sıkıldı. Şimdi aks keçemizi değiştireceğiz. Ustamız yeni keçemizi jiletininden çıkarttı. Evet, bu şekilde. Takmadan önce eskiyle yeniyi kontrol ediyor. Yanlışlık olabiliyor. Sol aksımız takılıyor. Bu arada arkadaşlar 4 tane motorumuz var. Rectifiye yapılacak. Opel Vectra 1.6 16 valve. Renault Clio 1.4 benzinli LPG'li. Renault Laguna 2.0 Volvo motor ve Fiat Mario 2.0 20 valve'lik araçlarımızın şanzımanları hepsi rectifiyede. Sadece Mario'muz motor burada. Bu da bugün gidecek. Hepsinin videosu çok yakında YouTube kanalımızda yayında olacak. Kesinlikle izlemeyi unutmayın. Motor toplama ve rectifiye adı altında albümümüz var. Oradan izleyebilirsiniz. Şanzıman yağımızı dolduracağız. Dolum noktası boşalttığımız yerin hemen üzerinde arkadaşlar. Şimdi hemen gösteriyorum. Boşaltım noktası ve dolum noktası. Yeni şanzıman yağımız dolduruluyor. Şanzıman yağımız dolduruldu. Normalde yenisi bu kıvamda olması lazım. Gördüğünüz gibi incir reçeli gibi tertemiz. Yeni şanzıman kulağımız takıldı. Sağ sol tekerlerimizi takıyoruz. Aracımızı indirdik. Tekrar
Şanzımanın üzerindeki bağlantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Şasimiz takıldı. Kulağımız takılı. Akü bağlantı ayağımız, akümüz, soketlerimiz tamamen yerine takılacak. Akü bağlantı ayağımız, akümüz tamamen yerine takıldı. Üst tarafla ilgili işlemlerimiz bitti. Şimdi aracımızı tekrar kaldıracağız. Motor yağını temiz bir kaba boşaltıp karterimizi sökeceğiz. Karter tapamız sökülüyor. Karter sabitleme cıvatalarımız sökülüyor. Karterimiz söküldü. Karter temizliğimiz gerçekleştiriliyor. Karter bölgemizin temizliği gerçekleştiriliyor. Karterimize sıvı conta işlemi uyguluyoruz. Bu karterlerde normal conta yok arkadaşlar. Direkt sıvı conta. Karterimizin oturacağı noktaları bezle siliyoruz. Üzerinde yağ, pislik olmaması lazım. Aksi takdirde kullandığımız sıvı conta tam olarak görevini gerçekleştirmez ve yapışmaz. 27 Eylül Salı 18.35. Bu dakikada aracımızın işlemleri bitti sayılır. Karterimizi bağladık. Cıvatalarını sıktık. Şimdi yarın sabaha kadar, 9'a kadar bu şekilde aracımız kalacak ve güzel bir şekilde donacak. Daha sonra yarın yağını koyacağız, çalıştıracağız. Sorunsuz bir şekilde araç sahibimize inşallah teslimini gerçekleştireceğiz. Şimdilik herkese hayırlı akşamlar. Yeni günden herkese günaydın arkadaşlar. Aracımızın son günü, işlemleri bitmek üzere. Motor yağını tekrar koyuyoruz. Yeni antifrizimiz dolduruluyor. Aracımızın havasını bu noktadan aldık. Hemen termostata giren kıl portum var arkadaşlar. Aracımızı çalıştıralım, sesini dinleyelim. Çalıştır. Gayet güzel. Aracımızın yağını ölçelim bakalım seviyesi nasıl. Evet. 1 litreye yakın yağ istiyor. Yeni yağımız 5.30 olarak ilave ediliyor. Şu anda tamam. Aracımız şimdi fan açana kadar bir çalışacak. Aracımızın fanı çalıştı. Hiçbir problem yok. Trigger kartımızı yazdık. 133 bin kilometrede aracımızın ağır bakım işlemleri gerçekleştirildi. Ruhsaten arasında kartvizitlik bölmesi var. Tam oraya koyuyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde kaybolmuyor. Aracımızın işlemleri bitti. Araç sahibinin şikayetleri giderildi. Test sürüşünü yaptım arkadaşlar. Sağa sola dönüşlerde bir ses duymadım. Yaklaşık 15 dakika kullandım fan açması için.
Hem de sesi dinlemiş oldum. Fakat hiçbir ses yok. Belki gevşek bir yer vardı. Sökünce şanzımanı falan tüm civataları sıktık. Düzelmiş olabilir. Eğer bir şikayet olursa ilerleyen süreçlerde tekrar kontrolü sağlanır. Aracımızı araç sahibimize teslim ediyoruz. Şimdi doğal yıkamaya bırakıyoruz. Yağmur yağıyor. Araç sahibimiz gelene kadar aracımız bu şekilde bekleyecek. Şimdiden hayırlı olsun. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.